بكل اختصار أقول إني Adım Doktor Süleyman Aşarati. Cezayirli bir üniversite profesörüyüm. Edebiyat ve kültür konusunda mütehassısım. Özellikle İslam düşüncesi konusuyla ilgileniyorum. Şu anda Bahran Üniversitesi'nde eğitim veriyorum. Ülke çapında ve ülke dışında platformlara katılıyorum. Yazdığım bazı kitaplarım var ve sayıları 25'e ulaştı. Genel anlamda kitap çalışmalarım modern İslam düşüncesi üzerine yoğunlaşmakta. Özellikle de modern Türk İslam düşüncesi üzerine. Bu konuda da yaptığım çalışmalar Bediüzzaman Said Nursi ve muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin teliflerini inceleyerek şekillendi. Kısaca Türk izleyicisine kendimi bu şekilde tanıtabilirim. Gönüllüler hareketinden değerli kardeşlerim beni misafir ettiler. İhsan Kasım Bey'e konuk oldum. Onun kütüphanesinde Fethullah Gülen'e ait bazı eserleri okudum. Özellikle Sonsuz Nur etkilendiğim eserlerin başında geldi. Daha ilk sayfalarına göz atarken bile mutlaka okunması gerektiğini düşündüm. Kitap beni tetikledi ve ben İhsan Kasım Bey'e bir kitap yazacağıma dair söz verdim. Çünkü büyük müfekkir Fethullah Gülen'in Efendimizin hayatını esas alarak ortaya koyduğu tecrübenin okunması gerekiyor. Kitabı okudum ama vaadimi yerine getiremedim. Çünkü Sayın Gülen'in fikir dünyası çok derin, şumuli, her şeye açık ve bu da insanı hemen bir şey yapmada aciz bırakır. Ben de şimdiye kadar henüz okumayı bitirip de konu hakkında bir kitap yazmaya geçemedim. Gülen hareketinde ilk dikkatimi çeken şey bir aile ortamı olması, birlik ve bütünlük içerisinde eğitime önem verip talebeler yetiştirmesidir. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin bu nadir talebeleriyle bir araya gelince ki bazı isimler de verebilirim, mesela Mustafa Özcan Bey, Cemal Hoca ve Nevzat Hoca, fetih ruhlu o babalığı onlarda hissediyorsun. Onlardan örnek dinamik, icatçı ve faal bir ortam oluşturmuş. Gülen'in fikirleri, insani boyutları yani amel boyutunu ele almakta. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin fikirlerinde hep bu çağrı var. Yani insanın fikrinden uygulamaya geçmesini tavsiye etmekte. Gülen Hoca Efendi'nin her kitabını okuduğumda uygulamanın metotlarını öğrendim. İslam fikri Fethullah Gülen'den önce alışılmış fikir yapısındaydı, yani olayları mücerret yorumlayıp çözüyordu. Ama Fethullah Gülen Hoca Efendi bize uygulamalı İslam ekolünü getirdi. Yani evrak üzerinde çizilen projelerin örnek teşkil edecek şekilde sahasında hayata geçirilmesi. Mâthila fil meydan. Türkiye'nin her tarafında açılan ve sevindirici ve çok büyük rağbet gören bu Türk okulları bana göre gerçek bir yatırım ve Türkiye'nin yüzünü değiştirecek. Bu güzel değişim bugünlerde başladı bile.
Dünyanın değişik yerlerindeki sayıları artan bu Türk okulları, bana göre Türkiye'nin İslami kültürün referansı olması hasebiyle ve o deptebeli geçmişinden dolayı şahit olduğumuz ulaştığı ekonomik ve sosyal gelişmişliği ona bu hakkı vermektedir ve büyük devletlerle başa baş gitmek için bunu yapmak onun vazifesidir. Şu anda Türkiye İslam'ı fikir, ahlak, değer ve ilkeler yapısı olarak tebliğ etmede tebliğci görevi üstlenmiştir. Bugün Fransa ve İngiltere gibi devletlerin yaptıklarının yanında bu görev Türkiye'nin milli ve ümmetçi bir vazifesi olmuştur. Bu büyük devletlerin özellikle de gelişmişliğini tamamlamış bir İslam devleti olarak Türkiye'nin bunu yapma hakkı vardır. Okullarla İslam ülkelerine ulaşan bu nur onları uyandırmalı. Hi, buenos días. Por. Il padre. Merhaba. Salut. Excuse me. Shanghai. La madre. Adiós. Bye. Bonne nuit. Blau. Teşekkür You're welcome. Schwarz. Goodbye. Etrot. Juan An. Ohayo gozaimasu. Il padre. Please. İnnel muslim Türk'ü muasır liyum. Modern Türk Müslümanı İslam'a çok susamış olarak dönüyor. Benimle tanıştırılan çokça yüzler oldu ve bunların bir kısmı da yardımsever iş adamlarıydı. Peki onları nasıl gördüm? Özellikle altını çizerek vurgulamak istiyorum, onlar çok mütevazi insanlar. Ama yaptıklarını duyunca diyorlar ki, işte şu kadar himmet etti, bu şu kadar bağışta bulundu, bu şöyle binalar yaptı. Bu müthiş bir verme ve infak örneği. Özveriyle ve ihlasla yapılan bu hizmetler İslam'a yeniden hayat katmıştır. Çünkü İslam bugünlerde sosyal dayanışmadan çok uzak. Ama sosyal dayanışmayı, vermeyi, vakfetmeyi bugün canlı olarak Türkiye'de görüyoruz. Zaten bu dayanışma Gülen hareketini başarılı kılmış. Ve bu vermeler Türk insanının vicdanını harekete geçirmiş ve herkesin bu yeniden yapılanmaya destek vermesine sebep olmuş. İş sadece ibadetlerle kalmamış çünkü ibadetler İslam'ın bir rüknü olup vermek, gayret göstermek, fikir ve madde esası olan amel rüknüyle tamamlanması gerekmektedir. Biz Türk milletinin değişik tabakalarındaki bu kökten değişimi ve tebliğden uygulamaya geçişini muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin ve Bediüzzaman Said Nursi'nin fikirlerini uygulamalarına bağlıyoruz. Orta Doğu'da birçok ülkede başlayan Yasemin devrimleri Arap dünyasında son derece ilginç sonuçlara yol açtı. Sonuçları itibariyle de sevindirici. Ne İslam'a ne de kendi halkına hiçbir faydası olmayan yönetimler gördük. Birkaç ay ve bir sene süren bu olayların devamı geleceğini görüyorum. Türkiye'de meydana gelen bu köklü değişim ve Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin uyguladığı mutedil ve ameli kelamın önüne geçiren İslam fikri, bu İslami yükselişin büyük tesiri ve rolü olacaktır. Arap dünyasının düşünürleri ve genç nesil bir tarafta İran, diğer tarafta Türkiye'ye bakıyordu. Ama Türkiye, tecrübesi kendini kültürlü Arap insanına ulaştığı elle tutulur neticelerle ispat etti. Onun için diyebiliriz ki bu devrimleri ve çalkantıları inceleyen birisi, Türkiye'nin katkılarını vicdan ve fikir bazında görecektir. Milletler arası fikir transferi kaçınılmaz bir şeydir. Bugün Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin fikirleri referanstır. Bugün İslam aleminin müfekkirlerine bakacak olursak, Gülen Hoca Efendi'nin en başta geldiğini görürsün. Kuzey Afrika'ya bakalım, okurlar, yazarlar, davetçiler var ama muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin fikir seviyesine, tarzına ve takip ettiği üsluba ulaşacak müfekkirlerimiz bölgemizde henüz doğmadılar. Bunun için kültürlü insanlar kitaplarını satın almaya koşuyorlar. Gülen'in kitapları, Bediüzzaman Said Nursi'nin kitapları, Malik bin Nebi'nin kitapları,
İslam için yaşamış insanların kitapları son derece yoğun ilgi görüyor. Lil ummati bi wujdanha wa fikriha. Merhaba. Hello. Ni hao. Bonjour. Hi. Shalom. Tu ni hao. Yom tov. Hasta la vista. Good morning. Etrosh. Gracias. Nasılsınız? Hola. La madre. Konnichiwa. Die Farbe. Pardonnez. Thank you. Kitabı عند الاستاذ كولن. Dediğim gibi Beytullah Gülen kitaplarında eşim pratiğini yazmış. O iş yapanlara bakan birisi. Bütün çabası üreten bir İslam toplumu oluşturmak. İslam'ın bir şiarı olan inanıp salih amel işlerler düsturunu sahada uygulamış. İslam alim ve müfekkirleri uzun zamandır dergahlarla yaşamışlar ve sadece kendi nefisleri için ibadet etmişler. Ulaştıkları makamatla övünmüşler. Ama Gülen Hoca Efendi'yi ayıran ümmet için yaşamasıdır. Halvet ve itikaf fikrinden sıyrılıp uygulama, üretme ve amel fikrine ulaşmış. Onun hizmet fikrinin mimarı olduğunu unutmamamız lazım. Hizmet kelimesi İslami bir mustalahtır. Çünkü İslam, insana hizmet eden onun efendisidir der. Bu bir hadisi şeriftir. Gülen Hoca Efendi, kendisini yetiştirdiği hadimler ve yardımseverlerle ümmete hizmet etmeye adamış. Buna dayanarak diyebilirim ki, Gülen'in fikirleri hayal ürünü olmaktan çıkıp netice veren mümbit bir hale gelmiştir. Eğer ona Bediüzzaman Said Nursi atfında bulunacak olursak, ona sümbüllenen fikrin sahibi denebilir. Biliriz ki sümbül bir habbeden oluşur ama 100 habbe verir, belki daha çok verir. Örnek olarak muhterem Feytullah Gülen Hoca Efendi'nin Efendimizin hayatını nasıl okuduğuna bakalım. O sadece okumak için bakmamış, onun hayatını, yaşam tarzını, emirlerini ve öğretilerini hayatına yansıtmaya çalışmış. Başkaları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını yazarken kronolojik bilgiler sıralar ve daha sonra rahatlıkla okunması için bilgiler kaydedilir. Ama Gülen Hoca Efendi okuyor ve Muhammed'i davetten istinbat ederek planlar çiziyor ve tamamlanmış nesillerin uygulamaya sunacağı şekle getirilmiş bir proje olarak sunuyor. Onun yazdığı eserler okununca bir tasarım, binanın iskeletleri, projeler ve uygulamaya hazır çalışma raporları görülür. Bu, ondaki telifin bir mazhariyetidir. O bir tarihçi ve bir din alimi olmaktan çıkıp bir pedagog oluyor. Tarihi olayları basit bir üsluba sokup her yaştan, her sınıftan insanın anlayacağı açık bir hale getiriyor. Bu da telifin başka bir mazhariyeti, yani fikrinizin asaletini popüler bir şekilde ve en basite indirgeyerek gösterme, en basit bir insanın bile yiyebileceği bir lokma ekmek haline getirme şeklinde ifade edilebilir. Biz şimdiye kadarki dar, girift ve sıkıcı kısaltmalardan bıktık. Ama muhterem Feytullah Gülen Hoca Efendi basitleştiriyor ama boşluk bırakmıyor. Olan bütün olaylara eğitimci ve pedagojik bir çerçeve izliyor. Gülen Hoca Efendi hakkında hatırlatmam gereken önemli bir şey de işin kültür tarafına, güzellik boyutundan bakması. Yani namaz, abdest veya ibadetler hakkında konuştuğu zaman ilk önce sana yetecek kadar İslami ve şer'i çerçevesini anlattıktan sonra ruhani boyutlarında tavaf ettiriyor ta ki seni ibadetleri medeni, ruhu bina eden, vicdana hitap ederek ibadet eden bir Müslüman yapıyor. Günümüzde bu seviyede düşünecek insanın mutlaka modern İslam düşüncesine muttali olması gerekmektedir. Gülen Hoca Efendi'yi okuduğunuzda ilk önce sizi sahanın söz sahiplerine uğratarak Grek kültürü fikir yamaçlarında dolaştırıyor. Daha sonra Sofiliğin, İslam felsefesinin allemelerinin alemine taşıyor. Gülen bu insanlık eserlerini hazmetmiş, sonra bunları uygulamaya uygun fikir, işaret ve anahtarlar haline getirip sunmuştur. Gülen'i okurken şunu görmek mümkün. İlk önce dinle başlıyor, daha sonra felsefe boyutuna, Avrupalıların varoluşçuluk boyutuna, sosyalizm boyutuna taşıyor. O modern asrın fikir yapısının bel direği, bütün bu akım ve görüşlere muttali bir insan.
Darwinizm'den bahsettiği zaman bütün detaylarıyla ve bölümleriyle anlatıyor. Ama aynı zamanda İslami boyutundan da bahsediyor. Yani size bir akımı anlatacağı zaman onu ilk ağızdan çıkmış gibi anlatıyor bütün detayıyla. Ama buna karşı olarak mantıklı ve delilli alternatif sunuyor. Okumanın sonucunda bir neticeyle çıkmanın yanında heder edilmiş bir kültür yerine kalıcı ve zaman ve mekanla değişmeyen bir kültür, yani İslam kültürü, Rabbani bir kültür sahibi olmuş olursun. İşte bu da ayrı bir boyut. Bir de işin ruhani boyutu var. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi okuduğum zaman kendimi bir gazeteci gibi hissediyorum. Bütün olayları takip ediyor, olayları biliyor, tarihi seyranını biliyor, yeniliklerden haberdar. Ama ruhani memleketinde durunca Gülen Fikri'nin kendi etrafına ruhani bir hudut çizdiğini görürsün. Emin olabilirsin ki sanki sofi kutuplarından bir kutbun önünde durduğuna şahit olursun. Tam manasıyla bir kutup. Ruhlarıyla bu çekim gücünü bina eden Cüneyt gibi, Bestami gibi, Rumi gibi. Mertebe olarak İbn Arabi'ye ona muhalefet etmekle beraber ulaşmaktadır. Rumi'nin mertebesine çıkmaktadır. Yazıyor, sonra yazdıkları Rumi'nin şiirleri oluyor. Ataullah'ın hikmetli sözleri oluyor. Ceylani'nin vicdaniyeti olup akıyor. Hakkında akıl müfekkiri ve akıl davetçisi diye bahsettiği Nursi'nin sofiliğini görürsünüz. Bütün bunlar onun ruhani denizine delalet etmektedir. Ve bu denizde bütün herkes buluşmakta. Bütün nehirler suyunu ona boşaltmakta. Gözyaşlarından bahsettiği zaman sana demiyor ki ben geceleri ağlıyorum. Kendi nefsinden üçüncü bilinmeyen teki şahıs olarak bahsediyor. Mesela semanın kalıplarının açıldığı kişiler, dünyevi planların önünde iki büklüm olduğu kişiler, yollarından engellerin kaldırıldığı kişiler, işte onlardır geceleri ağlayanlar, gündüzleri planlarını resmedenler, güçlerini bu yola seferber edenlerdir. Bütün bunlar gösteriyor ki bu fikri sınırlayamayız veya elimizde tutamayız. Ben uzun zamandır bir şeyler yazmaya, bu fikri elle tutulur ve sınırları çizilmiş hale getirmeye çalışıyorum ama bugüne kadar bunu başaramadım. Çünkü geniş, şümüllü ve her yöne açık. Daha önce de dediğim gibi, muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi tam anlamıyla bir ansiklopedi. Ama düşünce yapısı uygulanabilir özellikle. Sadece bunu uygulayacak kişiye bakmaktır. Onu yazacak kişinin onun fikir ve tarzını şahıslandırmasına bağlı. Çünkü teoriden pratiğe geçiş çok kolay bir iş değildir. İşte Gülen Hoca Efendi'nin yazdıkları bunu ortaya koymaktadır. Bu da Gülen hakkında yazılacak yazıyı zorlaştırmakta. Sofiler veya âlim ulema hakkında yazarken onların fikirlerinde durursun. Ama Gülen felsefe icat ediyor. Fikirden yola çıkarak canlı yürüyebilen bir şey yapıyor. İşte bunun için onu yazdığın zaman onun gittiği yolu takip etmekte zorlanırsın. İşte bütün bu anlattıklarımdan dolayı hala hareket etmedim, kitap projemi geciktirdim. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin kitapları Arapçaya çok yakın tarihlerde tercüme edilmeye başlandı ancak sayıları henüz toplumun her kesiminin istifade edeceği kadar çok değil. Hoca Efendi'nin onlarca kitabı var fakat bunların sadece bir kısmı Arapçaya çevrilmiş durumda. Üniversite çevrelerinde ve kültürlü insanlar tarafından Hoca Efendi'nin henüz tam anlamıyla, bütün yönleriyle tanınamamış olmasına şaşmamamız lazım. Olay şu, Türkiye uzun yıllar dış dünyayla tamamen bütünleşemedi ve global ortamdan uzak kaldı. Daha şimdilerde Türkiye, Gülen Hoca Efendi'nin ortaya koyduğu projelerle dünyada adından sıkça bahsettirmeye başladı. Onun fikirleri talebeleri tarafından tercüme edilmeye başlandı. Katıldığım kitap fuarlarında gördüm ki Hira dergisine ve Hoca Efendi'nin kitaplarına yoğun ilgi var. Şunun haberini verebilirim ki
çok yakın bir gelecekte Gülen Hoca Efendi ümmetin gençlerinin fikir yapısını oluşturan İslam fikri için bir referans olacak. Bu sadece Cezayir ve Türkiye'de değil, bütün kıtalarda olacak. Çünkü İslam ümmetinin bu asil nurundan bir avuç da o almak istiyor. Onun dosdoğru bir insan olmasına halvette tek başına yaşarken fikirlerinin bütün bunları yapması delil olarak yeter. Berzaha, yani fanilik ve yok olma makamına ulaşmış. Yani bedeni yok olup fikir haline gelmiş. Bunu da yaptığı projeleriyle ortaya koymuş. İşte bu şanslılığı Allah özel kullarına verir. İşte büyüklük de budur. Diyor ki, namaz kılmaya 5 yaşında başladım. Adam sadıkta mihrabında daha çocuk denecek yaştayken yaşamış. Sonra yola çıkarak ümmetin tarihinde fikir yapıcıları ki ilki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, daha sonra sahabeleri ve onlardan sonra gelenlerden ne gerekiyorsa almış, sonra bütün dünya ilimlerinden gıdalanmış. Fikirleri Cezayir'e ve tüm dünyaya ulaşacak. Ümmet mutedil, müthiş ve bizleri tüketen fikirlerden uzak durmaya, yani faydasız siyasetten, kısır mücadelelerden uzak durmaya davet eden bir fikir bulacak. İnsanları bereketli ve verimli yatırımlara çağırıyor. Bize düşen de bu fikirlerden en iyi şekilde istifade etmek ve iyi birer insan olup topluma faydalı olma yolunda hizmetlerde bulunmaktır. وَلِلْفِكْرِ وَلِلْجُهَدِ Dünya üzerinde herhangi bir yerde yaşamış hiçbir tecrübenin birebir aynısı başka bir yere taşınması mümkün değildir. Ama Türkiye tecrübesinden Arap dünyası için en iyi şekilde ilham alınır. Çünkü tek vicdan, tek kültür ve tek din. Ondan yardım alma, anahtar ve işaretleri alma işte bu olur. Bugün Arap entelektüeli ve gencinin kalbinde Türkiye tecrübesinin eseri vardır. Bu hem siyasi anlamda hem de Gülen'le ilgili yazılan kitaplarda da görüyoruz ki biz onlarla gurur duyuyor ve onlara dua ediyoruz. Allah'tan sayılarının artmasını temenni ediyorum. Bu sadece Türkiye'de değil, bütün Arap dünyasında da değil, tüm dünyada inşallah. Çünkü Fethullah Gülen Hoca Efendi insanlığa davet eden, anlaşmaya davet eden, kardeşliğe davet eden bir davetçi. Allah onu muhafaza etsin. Bana bu fırsatı verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ala an atahtum lana hadhihi fursa.